Kamurça hoş geldiniz sevgili seyirciler. Her hafta olduğu gibi parev diyerek başlayalım programa. Bu hafta programda bir farklı bir konuyu ele alacağız yine. Biliyorsunuz Gamuş'ta sizin görüp görmedikleriniz, daha çok duymadıklarınızı ekranlara taşımak istiyoruz. Bu anlamda bir kolektifin yaptığı çalışmalar belirli bir süredir sosyal medyadan gözünüze çarpıyordur diye düşünüyorum. Faresya kolektifi, bunu sosyal medyada ben de yeni tanışmıştım ve ondan sonra paylaşımlarıyla birlikte aslında çok fazla da konuşmaya, düşünmeye bizleri iten bazı paylaşımlar yaptı. Son dönemde sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlar da var kolektifin. Bu kolektiften 3 kişiyi konuk alacağız bugün. Talin Sucuyan, Silva Bingaz ve 3 kişi demiştim. Talin Sucuyan, Silva Bingaz konuklarım olacak ve Aylin Vartanyan aynı zamanda. Üçü de şimdi Skype ve Zoom hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duruş sıranıza göre söylemeye çalıştım ama sonra karıştırmayayım dedim. O yüzden size bırakacaktım. Şimdi zaten altta görüyorlar kimin kim olduğunu. Şimdi öncelikle benim kendi deneyimimden böyle biraz anlatıp, çünkü şimdi seyircilerimiz belki ne olduğunu bilmiyorlardır. Sosyal medya postlarına denk gelmiş olmayabilirler. Ama benim ilk karşılaşmamla birlikte aslında büyük bir sorgulama, neyin ne olduğunu söyleme. Mesela ilk başta mesela Talin'in bir postuyla siz söyleyemiyorsanız bize aktarın sözlerinizi, biz söyleyeceğiz postlarıyla mesela ben tanışmıştım bu kolektifle. Ama şimdi mesela son dönemde yayınlarla Zaven Biberyan'a farklı bakış açıları da katan, sanata farklı bakış açısı da katan, farklı başka bir yerden görmemizi sağlayan bazı yayınlar da yaptınız. Şimdi öncelikle şuradan bir başlamak istiyorum. Bu kolektif kim, nedir, ne yapar? Talin, senden başlayalım mı? Belki Aylin başlasa daha iyi olur. Tamam, o zaman Aylin'le başlıyoruz. Peki, bu kolektifin başlangıcı aslında dostluğumuzda da başlıyor. Talin'le de, Silva'yla da, kolektifteki diğer dostlarımızla da uzun zamandır kurduğumuz bir dostluğumuz var. Ama uzun zamandır da bir araya gelip bir şeyler üretmeyi de düşünmemişiz. Talin sayesinde bir çağrı geldi bize. Tam da pandemi sırasında birbirimizden uzak olduğumuz zamanları yakınlaştıran webinarlar yapmak, sosyal medyadan sesimizi duyurmak gibi düşüncelerle başladık yola. Nereye gideceğimizi bilmeden başladık açıkçası ama adı üzerinde bu kolektif. Birlikte her hafta toplanarak, konuşarak, o ara yaptığımız okumaları birbirimizle paylaşarak belki sesimizi önce sosyal medyayla duyurup daha sonra webinarlara geçmenin daha anlamlı olacağını düşündük. Hı hı. Ama çıkış noktamız Paraseia, Foucault'dan ilhamla başladığımız bir gerçeği söyleme, doğruyu söyleme yolculuğu oldu. Ama doğruyu söylerken de çok hiyerarşik bir şekilde doğruyu bir tek biz biliriz, biz anlatırız anlamında değil. Şüphecilikle doğruya yaklaşarak ve birlikte acaba doğrularımıza, kendi doğrularımıza, öncelikle kendi doğrularımıza nasıl ulaşabiliriz diye sorgulayarak adımlarımızı attık. Bu yolculuk hala devam ediyor. Hı hı. Sanatla da buluşmamız, sizin de bahsettiğiniz gibi daha çok sanatçılara da bakar olduk. Sanatla buluştuğumuz yerde de bu arayış devam ediyor. Belki Talin ve Silva da eklemek ister bu söylediklerime. Hı hı. Yani aslında doğruyu olduğu gibi söyleyebilmek için sonuçta şimdi kelimeler üzerinden gittiğinde böyle insanların akılları karışabilir. Nereden geldi bu terim, nasıl girdi hayatımıza diyebilirler. Ama anladığım kadarıyla doğruyu söyleyebilmenin de aslında çok önemli olduğu bir döneme de denk geldi bu diye düşünüyorum. Silva, Talin, ne dersiniz? Yani benim söyleyebileceğim şey tabii doğru konusunda, gerçeklik algısı konusunda ciddi bir kafa karışıklığı var. Yani bu bizim modern zamanların en büyük sıkıntısı, bu dönemin sıkıntısı.
Fakat aynı zamanda şunu da iddia etmiyoruz, yani sadece biz doğru söylüyoruz demiyoruz. Sadece şüphe uyandırmak istiyoruz, etki yaratmak istiyoruz aslında. Soru işareti yaratmak istiyoruz kafalarda. Yola çıkışımızın bir sebebi de bu. Şüphe yaratmak değil. Düşünmek ama aynı zamanda şüphe yaratmak. Talin, ne diyorsun? Bir taraftan doğru diyoruz ama doğrunun kendisi de zaten kelime, yani doğru nedir? Şimdi Silva da söyledi ya, hani biz doğru olduğumuzu demiyoruz. Onun dışında hani bunu tartışmaya açmak istiyoruz aslında bir yerden. Bir de şu anda postları da görüyoruz. Ermenice postlar var, Türkçe postlar var, İngilizce. Bunlar insanlara ulaşıyor ve onların kafasında soru işaretleri mi doğuyor? Yani başlangıç noktası aslında ilk postlarımızdan bir tanesi Paraseia bir imkansızlık hareketidir diyeydi. Ve bu imkansızlık çoklu bir imkansızlık bir tarafıyla. Yani her hayatımızın her döneminde doğrunun bütününü bilmiyoruz. Bütününe hakim olamıyoruz. Gerçekliğin bütününü bilmiyoruz. Dolayısıyla her an bizi doğruyla da sınayan, yalanla da yanlışla da sınayan bir dünyada yaşıyoruz. Bir tarafı bu, öbür tarafı ise çok basit şeyleri, çok temel şeyleri söyleyemez olduğumuz bir çağda yaşamaya başladık. Yani yalanın birçok bürokratikleşmiş versiyonuyla, normalleşmiş versiyonuyla artık yani gerçeğin, hakikatin tamamen kaybolmakta olduğu bir zamanda yaşadığımız için de doğruyu söylemenin daha önemli, daha öne çıkan bir ihtiyaç olduğu hissinden yola çıktık. Ve burada aslında şu anda halen hali hazırda devam etmekte olduğumuz yolculuk kendimizi bulmakla alakalı. Çünkü kendini bulmamış insanın doğruyu söyleyebilme ihtimali, hakikati hissedebilme ve onu ifade edebilme ihtimali çok az. Dolayısıyla da bu doğruyu söyleme yolculuğu bizi bir noktada kendimizin kim olduğumuzu anlama ve bulma yolculuğuyla da birleşti diyebiliriz. Peki bu kendine doğruyu söyleme kavramının üzerinde biraz böyle durabilirsek, mesela kendine doğruyu söyleme bu nasıl bir şey? Yani bu mesela aslında mesela bugün bizim yaşadığımız toplumda bunun bir yansıması ve bir altyapısı var mı? Yani kendimize bunu söyleyebiliyor muyuz? Çünkü mesela sizin yayınlarınızı bu arada izleyicilerimize öneririm. Lütfen Facebook'tan takip edin. YouTube'da da yükleniyordur. Yayınlarınızda mesela son Zaven Biberyan'la ilgili yaptığınız konuşma da Nazan Maksutyan'la konuşmuştunuz. Bu kendimize bakabilmek ve kendimize doğruyu söyleyebilmek açısından öz eleştiriler de var. Tabii bunu biz bugün bu anlamda görebiliriz ama Türkiye toplumunda bunun geniş bir kesime ulaşabilme şansını görebiliyor musunuz? Bu anlamda yaptığınız çalışmada, bu ilk kolektifin ilk adımlarında konuşuyor musunuz aranızda? Aylin, ne dersin? Senle başlayalım tekrar. Peki, benle başlayalım. Ben sanat alanında çalışan biriyim. Sanat ve sosyal dönüşüm ve sanatta da aletheia diye bir kavram var. Bir sürü kavramlar arasında dolaşıyoruz. Saklı kalmış ve çıkmayı bekleyen ve sanat yoluyla da yüzeye çıkan öz hikayelerdir aletheia'nın söylemek istediği de. Yani kendi gerçeğimizi bulmak, kendi gerçek hikayelerimize sahip olduğumuzu düşünebiliriz. Fakat bu başkalarının gerçeklerini içselleştirdiğimiz anlamına da gelebilir. Dolayısıyla bir tür hani yılanın derilerini soyması gibi hakikaten üzerimize giydiğimiz başkalarının gerçekleri üzerimizden sıyırarak kendi öz hikayelerimize, kendi öz bize aktarılan da hikayelere, büyüklerimizden, annelerimizden, anneannemizden, birazcık kadın çizgisi üzerine de çalışıyoruz biz Paraseia olarak. Bize kadın büyüklerimiz üzerinden aktarılan hikayeler üzerine de yoğunlaşıyoruz. O hikayelere tekrar belki şekil vermek arayışındayız. Çünkü o hikayeler rüya gibi birazcık. Ve o rüyaların da bu o fantezi kısmından çıkıp belki daha görünür hale, daha tutulur hale gelmesi lazım. Bunlar birazcık da iç hikayelerimiz. O iç hikayelerimiz sezgisel bir yerde. Akılcı bir yerle sezgisel yerin buluştuğu
yeri göstermeye çalışıyoruz birazcık da Paris'e olarak. Ve bu kolay bir yolculuk değil. Çünkü teoriye çok inanan bir alanda da çalışıyoruz. Akademideyiz veya işte sanattayız. Fakat bu sezgisel alanın çok da belki öne çıkmayan yerlerinde de durduğumuzu görüyoruz. Bu ikisinin buluştuğu yeri postlarımızla zaten aktarmaya çalışıyoruz. İlk webinarımızı Silva ile yapmamız da bir rastlantı değil o açıdan. Çünkü Silva'nın fotoğraflarının üzerinden de yaptığımız webinarda konuştuğumuz konulardan biri de görsel olarak, bir görsel anlatı üzerinden bu gerçekliğe ulaşmak. Farklı anlatıları da araştırıyoruz bir şekilde. Sözün ötesinde. Yok, ben kesmiş oldum. Şimdi burada bir postlardan bir tanesi önüme geldi. Hepsinin böyle çıkışlarını aldım. Bir anlamda inkar habitusunda yaşamak ölüm döngüsünü sürekli hatırlamaya benzer. Bir ağaç hayal edin, köklerinden gövdesine akan korkunun, zifti ve öfkenin ateşiyle beslenen diye devam ediyor. Ve köklerden gelen zehir ağacı ayakta tutar ancak hayata tutmaz şeklinde. Aslında bu sizin sözünüz postlardan. Bu mesela çok anlamlı bir şeyler de söylüyor biz Türkiye'li Ermenileri. Ama sadece bizi de değil, bu inkarın, yani Türkiye'de yaşayan herkesin, hatta bu çok daha geniş düşünebiliriz, İnsanların inkar etmesinin aslında kendini doğruyu söylememenin de bir parçası olduğu ve işte siz de dediniz ya, çok böyle sezgisel olabilir ama biz bunu nasıl kavrayacağız ve bunu nasıl karar vereceğiz kendimize doğru söylemeye, karar vermeye? Çünkü çok da aslında zor bir süreç insanın kendine bunu söyleyebilmesi zannedersem, değil mi? Kesinlikle öyle. Ve onun için bizim ne kadar da teorik okumalarımız vesaire olsa da döndüğümüz, gittiğimiz ve güç aldığımız yer hem yerli toplulukların anlatıları oluyor. Mesela Standing Rock'taki, Amerika'daki yerli popülasyonun anlatıları olsun, süreçleri olsun bize çok ilham veriyor. Veya Avustralya'daki yerli hikayeleri bize çok ilham veriyor mesela. Dünyadaki tüm yerli hikayelerinde ortaklıklar, benzerlikler buluyoruz. Toprağa yakın, döngüsel zamanın içinde kalmaya korkmayan, birazcık da bu kendini tekrarlayan döngüsel hikayeleri de bir şekilde dinleyicilere ve okuyuculara aktarmaya çalışan topluluklar bunlar. Biz de buralardan ilham alarak bu hayatta kaldığımızı düşündüğümüz o zehirli halden çıkıp belki de daha meyvelerini veren ağaçlar nasıl hayal edebiliriz? Çok metaforlarla konuştum biliyorum ama başka türlü anlatmak zor dediğiniz gibi. Bunu araştırıyoruz bir şekilde. Şimdi buradan hareketle Silva Bingaz'a dönelim mi? Metaforlarla konuşmak derken tabii fotoğrafla aslında çok daha fazla imgesel olarak görüntülerle insanların... Bir de son dönemde sosyal medyaya kapandıkça insanlar artık fotoğraf başka bir şey oldu. Ve böyle bakınca kendine bazen böyle bakınca bu bir posta, bir dakika bunun arka planındaki fotoğraf ve sözle birlikte başka bir yere dalıp gidebiliyor insanlar. Ve öyle bir çağa doğru da gidiyoruz sanki, değil mi Silva Bingaz? Tabii ki öyle bir çağa gidiliyor. Yani artık herkes fotoğrafçı. Herkesin çünkü cebinde bir fotoğraf makinesi var. Fotoğrafçı olmanın yolu da bu aslında. Fakat beraberinde şöyle bir şey de geliyor. Çok fazla görüntü üretiliyor. Ama konu ne? Hikaye ne? Onu anlayabilmek genelde çok zor olabiliyor. Sanırım ailenin dediği gibi hikaye ve söz her zaman çok önemlidir. Ve bunu görüntülere tabii ki dönüştürmek de önemli. Metaforlarla veya sembolistik olarak veya işte direkt anlatabilirsiniz ama beraberinde arka plandaki hikayesi de önemli meselelerin. Tıpkı bizim Farezya'da sürekli hikayeleri önemsememiz gibi, yani işte geçmişten bizim önceki kuşaklardan gelenlerin, daha biraz önce bile onu konuşuyorduk, hani anneannemizin ismini biliyor muyuz diye.
Sanırım bu kısım önemli ve tabii ki sanatta o sanatın varoluşundaki o samimiyet meselesi. Aynı zamanda tarihe bakıştaki de bakarken de bir samimiyettir bence. Bir farkı yok aslında. Yani ikisini aynı samimiyetle değerlendirmek gerekiyor. Hissetmek, sezmek, duyumsamak, tüm bunlar iç içe geçmiş şeyler. Yani bilgiyle ve görüntüyle ve yaşamla iç içe geçen şeyler. Bu anlamda da bizim yolumuz bir anlamda tam bir doğrusal yol değil. Yani iç içe geçen ve döngüsel dediğimiz tarif de bununla uyuşuyor. Bu sezgisellikle diyelim. Şimdi aslında mesela şeye baktığımızda insanların çok basit şeyleri sorgulamadığını da görüyoruz. Bunlar tabii bizi besleyen damarların kesildiği anlamına da geliyor. Yani Faresya'nın postlarına baktığımızda Zaven Biberyan'ı görebiliriz. İşte Aylin Vartanyan'ın bir sözünü görebiliriz. Talin'in seçtiklerini, sizin fotoğraflarınızı, webinarı görebiliriz. Mesela orada dinlediklerimizle aslında belirli bir sorgulamayı da yaşama ya başlayabiliyoruz. Ama bunun için de bir sanki istek gerekiyor, değil mi? Talim, bu konuda bir şeyler söyleyebilir miyiz? Az evvelki soruna da birazcık bağlantı olsun, ona cevap vermiş olayım. Yani evin içinde başka, evin dışında başka insanlar kullanan, isimler kullanan insanlar Ermenilerin büyük bir çoğunluğu. Bu ortamda nasıl doğruyu söylemek, hangi yollarla doğruyu söylemek? Bu kesinlikle çok anlaşılabilir ve çok önemli bir soru. Ve en azından kim olduğumuzu düşünmeye yönelik bir çalışma ve yani burada Aylin'in de bahsettiği özellikle yerli halkların tecrübelerinden faydalanma noktasında örneğin Amerikalardaki yerli halklar kendi halklarınızdan uzak yetişmiş olabilirsiniz. O dilleri konuşmuyor olabilirsiniz ama bu sizin yerli halk olduğunuz gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bu bilinci kendinizde açmanızı bu topluluklara dahil olmanızı engellemez diye süren bir çalışma var. Yani çok yerli grup için aslında bizim karşı karşıya olduğumuz sorunların hepsi geçerli. Dolayısıyla biz bu perspektifi önemsedik. Yani bu yeryüzü üzerinde bu tür felaketler, Ermenilerin yaşadığı türden felaketler yaşamış yerli halklar var. Ve bizim bu yerli halklarla bizim deneyimlerimizin birleştiği çok yer var. Dolayısıyla bizim onlardan öğrenecek, onların da bizim de onlara katabileceğimiz şeyler olduğunu düşündük. Ve öncelikle başka bir hat, başka bir düşünce, başka bir okuma hattı geliştirmek istedik. Umuyorum ki fikirlerde böyle hani bu cümleler en azından insanların aklında belki bir şimşek çakar ve bazı şeyleri düşünmeye iter diye umuyorum. Doğrusal zaman şiddet döngüsünün sürekliliğini görünmez kılar. Şimdi buradan hareketle bir şeyler söylemek gerekiyor. Şimdi böyle aslında cümlelermiş gibi gelebilir belki dinleyicilerimize ama üzerinde oturup düşünüldüğünde bunların bizi götürdüğü yerler çok daha uzak ve derin şeyler diye düşünüyorum. Aydın Vartanyan, Silva Bingaz, bu konuda neler söyleyebiliriz? Şimdi ben Aylin sen şey yaparsın. Şimdi bu mesele gene Talin'in hemen sözüyle bağlayacağım devamlılığını, bu doğrusal zaman meselesini. Mesela işte aborjinlerin topraklarını kaybetmesi ve sürülmesi ve işte en verimli yerlere işte binaların yapılması veya işte oradaki hani o baldan tatlıdır şeklinde o bölgenin tamamen ormanı yok edilip tamamen et üreticiliğine dönüştürülmesi falan. Tüm bunlar aslında normalde bir kronolojik kafayla söylediğimizde işte endüstriyel devrim, işte intensif tarım olarak açıklayabilirsiniz. Ama aslında buradaki şey, oradaki yerel olanın
tamamen yavaş yavaş ortadan kalkması, onun kültürünün ortadan kaldırma meselesidir. Dolayısıyla o kültürün ortadan kaldırılmasındaki yok sayma kafası mesela, işte onlar bizim için yaşıyor sözüyle açıklanabilir bir müzede. İşte yaptıkları eserlerde falan veya bugün yaptığı geçmişi. Ama aslında gerçekte onlar yaşamıyordur. Dolayısıyla bizim şeyimiz bu zamanla ilgili, doğrusal zamanla söylediğimiz şey, bu meselenin basit bir kronolojinin ötesinde kültürlerin tamamıyla yok edilme çabasının yok edilen, ortadan kaldırmaya çalışılan kültürün mücadelesi. Dolayısıyla ezilenler, ortadan kaldırılanların mücadelesi döngüseldir. Sürekli travmatik dönüşlerle kendini ayakta tutmaya çalışır. Diğeri ise düzgün bir şekilde ilerleyen ve sürekli sahip olan, alan, sömüren bir pozisyonda gider. Öyle değil mi Aylin? Sen de sanırım ekleme yapacaksın buna. Evet. Siyacığım gayet güzel anlattın. Benim yapacağım ekleme belki şu olabilir. Yani travmayı da düşünmek gerekir belki ve ızdırapların, acıların, elemin şimdi de her zaman canlı kaldığını biliyoruz. Bunlar geçen şeyler değil. Hani bu alanda yazılan bir sürü çalışma da bunu gösteriyor bize. Beden hafızamız da var. Beden acıları taşıyor. Büyük büyük annelerimizin acılarını bile bedende zühur ettiğini görüyoruz. Koca bir alan var. Epigenetics diye bize bunları anlatıyor mesela. Ve doğrusal zaman bizi unutturmaya davet eden bir zaman neredeyse. Hani geçmiş geçmişte kalır. Zaman doğrusal olduğunda ileriye doğru ilerleriz. Ve zaman içinde de unutmamız beklenir bazı geçmişleri. Fakat geçmişte yaşanan bazı elemleri, kederleri işlemeden de ileri gitmek gene doğruyu söylememektir aslında. Doğruyu söyleme pratiğine, doğruyu arama pratiğine ters düşer. Bedeniniz başka bir şey söylüyorsa, zihniniz başka bir şey söylüyorsa kendinizde çelişirsiniz zaten. Dolayısıyla bu döngüsel zaman hem toprağın döngüselliği, hem kadının biyolojik döngüselliği, hem doğanın döngüselliği bir anda yan yana geliyor aslında döngüsel zamanda. Ve bize doğrusal zamanın empoze ettiği unutmalardan, belki unutturma politikalarından da, unutturma arzusundan da uzaklaştırmaya çalışıyor. Yeniden bu bağları kurabilmemiz için. Şimdi doğrusal zamanın, şimdi bunu konuşurken unutturma üzerine konuşunca tabii hep şöyle bir şey de geliyor aklıma. Unutmaya, bunu unutar bazı, mesela hep şöyle görüyoruz. Güncel, real politikte, siyasette hep unutalım ve yolumuza devam edelim şeklindeki açıklamaları görüyoruz ama bu gerçek yaşamda hiçbir zaman böyle olmuyor ve ondan sonra da hep şey diyoruz, unutulmadı, hep hatırlıyor aslında. Bedenlerimiz, zihinlerimiz her şeyi hatırlıyor. Sizin de şimdi dediğiniz gibi bu doğrusal zamanın şiddet döngüsünün sürekliliğini görmezden kılar sözüne de atıfta bulunarak bu. Bunun üzerinden mesela hareket edebilirsek, yürüyebilirsek, unutmak bu anlamda aslında çok da güzel bir şey değil ve bize sürekli hatırlatan benliğimizin, bizi benliğimizin sürekli hatırlattığı bir şey sanırım, değil mi Talin? Yani unuttuğumuzu düşünmüyoruz esasen. Yani sürekli olarak bize şey söyleniyor, bugün var, önemli olan bugündür, bir de gelecektir. Ya gelecekte de her zaman güzel şeyler olacağını düşünmemiz gerekir. Halbuki Zafer Biberyan'a baktığımızda, Nazan Maksutyan'la yaptığımız o söyleşide, İki felaket arasında çaldığı zamanlardan bahseder. Yani onun hayatı bir felaketten öbürüne çalmış olduğu vakitlerdi. Dolayısıyla onun hayatında da, eserlerinde de, yaşadığı dönemde de bir felaketten öbürüne gidilmiş olduğunu görüyoruz. Mesela bu aynı şekilde tarihte de böyle. Yani sürekli şiddetin zirve yaptığı noktaları göstererek bir kronoloji çıkartmak aslında
bu şiddetin ne kadar sürekli olduğunu, ne kadar döngüsel olduğunu ve aslında hep aynı grupların, neredeyse aynı grupların bu şiddetin kurbanları olduğunu da görmemize engelleyen bir hal alıyor. Bir bu var, yani şiddetin döngüselliği var. Bir de yerlinin kendi döngüsel zamanı var. Tamamen gündemimizden çıkmış olan, yerlinin olmamasıyla alakalı ama mevsimlerle bağlı, tarımla bağlı, üretimiyle bağlı, yiyecekleriyle bağlı, ritüelleriyle bağlı. Biliyorsunuz Ermeni Kilisesi en az iki takvim kullanıyor. Bir tanesi bayramlarının takvimi, bir tanesi de şu anda kullanmakta olduğumuz takvim. Yani ve çağlar boyu da hala kendi takvimi olan bir halktan bahsediyoruz. 4514'teyiz galiba yıl. Yani bütün bu döngüselliklerin, tarihin zamanın kavramlarının kaybolduğu bir yerdeyiz. Dolayısıyla da bunu hatırlamak, buna dikkat çekmek, Takuit Omasyan Söyleşisi'nde de olduğu gibi Sofranız Şen Olsun kitabı üzerine konuştuğumuzda Takuya Hanım'ın ne kadar yerliye has bir otobiyografi yazmış olduğunu konuştuk. Ne kadar döngüsel zamanı, ne zaman hangi yemeği yaptığını, hangi olaydan sonra ne pişirdiğini ve bunun nasıl bir sürekliliği ve döngüselliği olduğunu anlatması aslında kendisiyle kurduğu ilişkinin ne kadar da sağlıklı olduğunu gösteren bir şey. Yani olayları arka arkaya sıralamak yerine belli bir yaşamsal döngüselliği ayakta tutmaya yönelik bir otobiyografi o. Ve bu tür bir bilgiye dikkat çekmek istiyoruz. Bu tür bir bilginin hala varlığına dikkat çekmek istiyoruz. Peki şunu hemen arkasından Takuit Omasyan'ın söyleşisinde de fark ettim. Senin de şimdi eklediğin gibi aslında bu döngü bizi dışarıdan gelen etkilere karşı biraz koruyor mu? Bu kendi içinde yaşadığımız, kendi takvimimiz, işte bu bizi dışarıdan gelen bu etkiye karşı koruyor mu? Yoksa bizim kendimizin de oluşturduğu bir duvar mı bu aslında? Yani böyle görmezdim ve böyle bir şey de aslında söylemeye çalışmıyoruz. Sadece zamanın kendisi nötr bir kavram değil. Hı hı. Yani Aylin geçen gün bize bir post göndermişti. Saatler vardır, zamanı yoktur diye. Doğru mu hatırlıyorum Aylin? Evet. Sesim gitti. Bir post göndermişti. Saatler vardır, zamanı yoktur. Evet, zaman yoktur. Zaman yoktur, pardon. Yani dolayısıyla söylemeye çalıştığımız şey kendi içimize görelim, kendi saatlerimizde yaşayalım, kendi mesela şöyle bir şeyler, yani ben şunu çok zenginleştirici buluyorum. Ermenilerin eski takvimlerinde kullandıkları saatlerin mesela sabah 5 ile akşam 5'in ismi ayrı, iki ayrı ismi var. Çünkü sabah 5 ile akşam 5'in zamansal kalitesi ayrı. Şimdi böyle bir dünyayı tamamen dışımızda bırakmakla neyi kaybettiğimizi soruyorum. Yani aslında soruyoruz, düşünüyoruz hep birlikte. Çünkü bunları bizim de yeni baştan öğrenmemiz gerekiyor. Bize öğretilmiş hazır bilgiler değil bunlar. Bizim bu bilgilerin tamamından koparılmış olmamızı da sorgulamamızı gerektiriyor. Neden bilmediğimiz, neden ulaşmanın bu kadar zor olduğunu da sorgulamamız gerektiriyor. Daha ziyade bir farkındalık peşindeyiz. Yani kendimizi korumak, kendimizi kapatmak tan ziyade bunlar bize ne kazandırır? Bunlar daha geniş toplumlara ne kazandırır? Bunlar bizi dünyanın tamamıyla, diğer yerli halklarla nasıl bağlantılandırır? Biliyorsunuz bütün eski yerli toplumların kendi takvimleri var. Yani bunun bir anlamı var. Çünkü yerli toplumların pratikleri onlara böyle döngüsellikler de getir, yani bu döngüselliklerle var olur. Hani bunların farkına varmayı önemsiyoruz. Böyle söyleyelim. Peki buradan o zaman hemen yana geçip Aylin'le devam edeyim. Şimdi ne kazandırır? Gerçekten şimdi izleyicilerimiz belki düşünecektir. Ben bunları okuyacağım, dinleyeceğim ve sonra nasıl bir kazanım içerisine girebilirim diye de düşünebilirler. Herkes çünkü işte sosyal medya ve bu şeyde ben bunu seyredince ne alırım diye düşünüyor. Ama aslında burada biraz Talen'in de söylediği gibi bir zihin jimnastiği gibi geliyor bana sanki, değil mi? Yani postlarımız çok küçük ve kısacık ve çok yoğun okumaların ve tartışmaların sonunda ortaya çıkıyor. Kristalize olmuş halleri bizim o yoğun okumalarımızın. Kolay bir yerden çıkmıyor doğrusunu isterseniz.
Ve tabii ki okuyuculardan da bu küçücük postları okuyup çok şey almalarını bekleyemeyiz. Arzumuz şu olurdu, bu konuda birazcık daha araştırma yapma arzusu uyanır mı insanın içinde bu postları okurken veya webinarlarımıza geldiklerinde bu soruların cevabını bulmaya geliyorum diye gelseler nasıl olurdu? Çünkü webinarlarımızda zaten tam da bu soruların cevabını aramaya çalışıyoruz. Bir de geçen gün karşıma çıkan bir alıntı oldu. Başka bir yazı için bakıyordum. Gene sanata getireceğim sizi, gene metaforlara getireceğim sizi ama Almanca'da yaratmak kelimesinin karşılığı Schöpfen'mış. Schöpfen diye bir kelime. Ve Schöpfen Almanca'da aynı zamanda kaşıklamak da demek. Ve şöyle bir şey hayal ediyorum, bir kaynak hayal ediyorum. Bu yaratıcılık ortaya bir şey çıkarırken, yani bizim postlarımız da bence birazcık öyle bir yerden çıkıyor. Birlikte konuştuğumuz sanatçıların işleri de bence öyle bir yerden çıkıyor. Ortak bir kaynağın içinden kaşıklanarak ortaya çıkmış bir bilgi var, bir kaynak var diyeyim hatta. Bunun, ya arayışımız bu kaynağa ulaşmakla ilgili de birazcık diye düşünüyorum. Evet. Elimizden geldiğince herkes o kaşıklara sahip olsa, o kaynaktan tatlı tatlı hep beraber içsek ve tatlı tatlı diyorum, bilmiyorum, acı acı da içebiliriz. Onun varlığını fark etmek ve belki oralara yönelmek, başka zihinsel bilgilerin ötesinde bu tür bilgilere de yönelmek belki, öyle bir araştırma. Hı hı. Mesela bu çalışmayı yapmaya başladığımızdan beri ben de kendi aile hikayelerimi daha çok araştırmaya başladım, misal. Hı hı. Gibi. Peki buradan o zaman sanattan bahsetmişken burada bu kendine doğruyu söyleme, kendinle bunu konuşmak, bunun burada sanatın yerini nasıl görebiliriz? Hem Aylin Vartanyan'a hem Silva Bingaz'a, ama önce Silva Bingaz'dan alalım isterseniz. Ben şimdi konuya devam etmek istiyorum. Lütfen. Arkasını da bekleyeceğim. Şimdi sürekli yenilenmeci ve sürekli işte consumption, yani tüketim içerisindeki dünya, kolonyalist kafa diyelim, işgalci kafa aslında bir şekilde, bizi sürekli geleceğe yönlendiriyor. Yani bilmediğimiz bir gelecek kurgusu üzerinden sürekli konuşuyoruz. Bir sanatçı olarak ben şöyle söylüyorum, bilmediğim bir geleceği değil, bildiğim bir geçmişe her şeyi yapıyorum. Belki de bunun sebebi biraz da geldiğim köklerden, yerlilikten kaynaklanıyor. Yani zamanım geçmişe dönüyor ister istemez. Çünkü kaçınılmaz bir kaybediş hikayesi de var. Ve orayı yapamadan, oradaki yıkımı düzeltemeden asla önümü göremeyeceğimi düşünüyorum açıkçası. Yani bugünü de göremeyeceğimi, önümü de, geleceği de hiçbir şekilde tahayyül edemeyeceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla bildiğim bir gelecek üzerinden hareket ediyorum. Belki de işte siz genel anlamda kristalize sözlerde söylediğimiz bu döngüsel zaman aslında, belki de dönen zaman aslında geçmişe dönen bir zaman ve yapılan bir zaman. Yani yapılıp üzerine belki yeni bir şeyler koyulabilecek bir zaman. O yüzden de belki sanatçının zaten görevi veya yapabileceği şey kendisiyle olan samimiyetidir ve hafızasıyla olan samimiyetidir. Sanırım bu hafıza üzerinden gitmek bana bu modern zamanların yıkıcılığı karşısında kendi ruhumu ve belki de hayatımdaki kadınların ruhunu, geçmişin ruhunu korumak gibi geliyor bana. Öyle diye. Talim, buradan devam etmek ister misin? Çünkü hafızadaki samimiyet, benim sorum şu yönde gelecekti. Çünkü böyle hani biraz sona doğru giderken aslında belki şimdi burada aklıma geliyor. Lerna Babikyan'ın bir de videosunu paylaşmıştınız. Yaratımını paylaşmıştınız. Belki programın sonunda onu verip toparlarız. Böylelikle de belki onun da
izleyicilerde yarattığı bir etki olur diye de düşünüyorum ama buraya gelirken hafızamızdaki samimiyetten bahsetti Silva Bingaz. İstersen bunu da ekleyerek devam etmek istersen tekrar Talin'e döneyim. Yani yerli hafızası tamamen yok edilmiş bir hafıza. Çünkü yerli yerinden edildikten sonra o hafızanın kalması uzun vadede neredeyse imkansız. Yani biz bu Silva'nın bahsettiği tekrar anneannelerin hafızasına dönmek. Şimdi bu böyle bir geri dönüş hareketi falan değil. Çok dikkat etmek lazım. Tam tersi o hafızanın nerede kırılmış, nerede yok edilmiş olduğuna bakmaya cesaret etmekle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü baktığımız, bakabildiğimiz, bakmaya cesaret edebildiğimiz noktada aslında başımıza gelenlerin bir tekerrürden, neredeyse bir tekerrürden ibaret olduğunu ve bunun tarihinin sandığımızdan daha uzun olduğunu görebiliyoruz. Örneğin yani böyle bir yine birazcık azıcık bir tarihçi perspektifi koymak gerekirse hani hep Cumhuriyet tarihinin çok özel, çok kendine has felaketleri olduğu böyle tarihlerle varlık belgeleri şunlar 6-7 Eylül'ler sayılıyor. Ama tabii ki Ermeni köylüsünün başına geleni bilmediğimiz için bu çok özelmiş gibi duruyor. Yani Ermeni köylüsünün bütün 19. yüzyılda başına gelenler 20. yüzyılda aslında bütün öteki olanların başına gelenler olmaya devam etti. Ama burada bir halkın tamamen artık ortada olmamasıyla, artık yaşamıyor olmasıyla bizim kaybettiğimiz bir deneyim var. Ama tabii ki bu tür politikaları üretenler açısından bu bilginin sürekliliği söz konusu. Bu bilgi devam ediyor. Biz sadece bu bilgiden mahrum kalmış oluyoruz. Bu sürekliliğe baktığımız oranda biz de aslında nasıl bir durumda yaşadığımızı, yaşamakta olduğumuzu anlıyoruz. Yani bu anlamıyla kendimizi yeniden keşfediyoruz, yaşamımızı, yaşama koşullarımızı yeniden keşfediyoruz. Evet. O zaman tekrar diğer iki katılımcıdan da sözlerini alıp, çünkü zannedersem 40 dakikamıza geldik, yavaş yavaş toparlamak istiyorum ki videoyu da verelim. Aylin Vartanyan, Silva Bingaz, lütfen eklemek istediklerinizi. Yani şimdi şöyle de bir şey geliyor. İnsanlar bu doğruyu söylemeye nasıl yönlendirebiliriz? Şimdi sosyal medyadaki bu diyelim sizin postlarınızdan, yayınlarınızın dışında günlük hayata nasıl bunu aktarabiliriz de bir soru gelmiyor değil aklımdan. Bu yönden devam edebilirsek de olur aslında. Aylin Vartanyan. Evet. Yani çok düşünceli bir bitiriş olacak. Lerna Babikyan'ın videosuyla bitirmek. Çünkü bizim postlarımızdan ilham alıp sanatsal, estetik bir cevap verdi bize Lerna Babikyan. Doğruyu bulma yerleri çok kişisel bir şey. Yani ilk postlara çıktığımızda Paresiyan'ın ne olduğunu anlattığımız bir posta vardı. Michel Foucault'un eseri üzerinden. Tam da 2021 yılında Michel Foucault'un kendi cinsel yönelimiyle ilgili de bazı haberler çıktı ve Cezayir'de bazı genç çocuklara da tecavüz, cinsel taciz uyguladığına dair haberler de çıktı ve bunun üzerinden de doğruyu söylemenin ne kadar zor olduğunu tekrar tartışmayı açtığımızı hatırlıyorum. Hı hı. Yani o kolay yerler değil, fakat bence o tutku insanın içine bir kere girdi mi kendi yolunu bulacaktır. Yani insanın, her kişinin kendi yolunu kendi bulması en doğrudur. Lerna'nın yolu mesela bize estetik bir cevap vermekle oldu. Başka birinin yolu bir okuma yapma olabilir. Başka birinin yolu bu bakış açısıyla herhangi bir okuma veya herhangi bir film seyretmek, sanat eseri bakmak olabilir. Hı hı. Bir kere o bakış açısının değişmesine bakar. Hı hı. Onun için de açık olmak gerekir tabii ki birazcık. Silva Bingaz. Tabii ki doğruyu söylemek aslında gerçek anlamda sorgulamak, ama aynı zamanda hissetmek. Yani işte efendim, mesela benim için bu toplulukta yer almamın sebeplerinden bir tanesi de işte Malatyalıyım. Malatya'nın bir bargozu bölgesi var, üzüm bağlarının olduğu zamanında, yani 1915 öncesi. Soykırım öncesi. Şimdi orada devasa binalar yapılmış. Malatya'nın en verimli arazilerin üzerinde, o bir sürü meyvanın yetiştiği arazinin üzerinde şu anda binalar var. Çünkü o toprağı alanlar, o toprakla bağları yok. Yani orayı işlememiş ki orası için üzülüp de
işte fırsat gelince hadi bina yapasın diye toprağa satma mazık etsin. Şimdi dolayısıyla aslında kendi toprağınla, kendi hayatınla, etrafındaki her şeyle bir iyi niyet doğrultusunda bir sorgulamaya girmek beraberinde sanırım hakikate ulaşmanın da yolu olacaktır diye tahmin ediyorum. Umarım da bunun ufacık da olsa katkısını bu grup da bir şekilde yolunu açar diye düşünüyorum. Talin, eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa böyle yavaştan videoya doğru gidelim mi? Aylin vardı benden önce. Biraz önce ona sordum, o yüzden ekledi. Yani sanıyorum değişik, bugüne kadar içinden geçmediğimiz yeni bir zaman önümüzde. Ve biz de bu yeni zamanda yeni bir bakış açısı, başka bir ses duymak istiyoruz. Başka bir ses duymak istediğimizi, başka bir şey söylemek istediğimizi ifade ediyoruz. Ve gitgide bu sesle kulak verenlerin, bu sesi kendi içinde duyanların arttığını hissediyoruz. Çünkü biz 5 kişi başladık bu işe, şimdi 10 kişiyiz. Ve bu ekibin daha büyümesini ve kendi kendine başka türlü de evrilmesini istiyoruz. Ve eminiz de bu bir gün olacak, çünkü insanların ihtiyaçları artık bu yönde şekillenmeye başladı. Bunun da yeni bir düşünce, yeni bir felsefi akım neden olmasın, yeni bir hareket doğurabileceği günleri en azından şimdilik hayal ediyoruz. Çok teşekkürler. Katıldığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Silva Bingaz, Aylin Vartanyan, Talin Sucuyan. Hep söylüyorum, biz bu programda konuk aldığımız tüm gruplara, kolektiflere, hep biz burada bir şeyler anlatıyoruz ama bu 101'i işin. Daha doğrusu biz sadece giriş aşamasında bir şeyleri anlatıp onun aslında devamlı seyircimize onu takip etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Burada da öyle. Lütfen Facebook'a girin ve Faresia grubunu bulun. Aynı zamanda bu programın izlediğiniz sırada YouTube linkinde de bulacaksınız. Oraya tıklayın. Bir geçmiş postlara baksınlar ve dinlesinler, izlesinler ve webinarlarına katılsınlar. Çok teşekkürler. En azından böyle küçük bir kıvılcımı belki buradan ben de aktarmış olayım Artı TV izleyicilerine. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkürler davet ettiğin için bizi. Teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için. Evet. Bahsettik. Lerna Babakyan'ın bir videosuyla tamamlayacağız. Lerna Babakyan'ın Faresia grubunda sayfasına yaptığı bir paylaşımı oldu. Biraz önce konuştuk da aslında. Umarım böyle cümlelerde kalmayıp onların derinliğine, onların bizim üzerimizde yaşattığı diyelim, hissettirdiği ve düşündürdükleri üzerine biraz daha zaman geçirmiş olursunuz diyelim. Her zaman olduğu gibi diyoruz, burada sadece bir başlangıcın bir kıvılcımını çakıyoruz. Lütfen siz de takip edip bu konuyu irdelemeye devam edin diyelim. Lerna Babakyan'ın videosuyla bu haftayı tamamlayalım. Haftaya görüşmek dileğiyle.